Kişiye özel tedaviler kavramı içerisinde anlamamız gereken esasında ve özetle şu olmalıdır. Hiçbir insan, hiçbir birey esasında birbirinin aynısı değildir. Gerek fiziksel özellikleri bakımından, gerek genetik altyapısı bakımından, gerekse de bünyesel olarak değişik farklılıklar gösterirler. Dolayısıyla hiç kimse bir başkasıyla birebir örtüşmez. Onlara yaklaşımımız da bizim gerek kullandığımız ilaçlar, gerek dozlar, gerek tedavi süresi, gerekse elde ettiğimiz eşek hücrelerine laboratuvarda, embriyoloji laboratuvarında uyguladığımız yöntemler bakımından birbirinden farklılıklar arz eder. Yani özetle her çift esasında özgündür. İşte bu perspektiften yaklaşacak olursak, bir kişiye bir tedavi önerirken bunun ille de tüp bebek olması gerekmez. Bir kısırlık tedavisi önerirken o zaman olguyu öncelikle iyi bir değerlendirmek lazım. Bu çifte acaba en kısa yoldan ve de en az masrafla ne tür bir tedavi uygun olacaktır? Çünkü asıl olan esasında mümkün olduğu kadar doğala yakın bir tedaviyle gitmektir. Ve mümkünse daha basit yöntemlerden, olmuyorsa daha komplike olan yöntemlere doğru geçmektir. İşte bu bakımdan da öncelikle çiftin esas probleminin ne olduğunu mümkün olduğu kadar bulmak gerekmektedir. Bugün artık şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Erkekler ve kadınlar %40 oranında neredeyse birbirine çok yakın oranlarda infertilite problemlerine sahiptir. Ki %20'si de, geri kalan %20'si de her ikisini ilgilendiren sebeplerden dolayı çocuksuzdurlar. Ancak yine de her şey mükemmel bile görünse yine de %15-20 gibi bir vaka grubunda da çocuksuzluk söz konusu olmakta ve bunların sebebini de bugünkü tıbbi araştırma yöntemlerimize göre ortaya koyamıyoruz. İşte bunlara biz nedeni izah edilememiş infertilite diyoruz. Bu nedeni izah edilememiş infertilitenin de önümüzdeki yıllarda mutlaka belki daha moleküler düzeyde, yani mikro düzeyde sebeplerini bulacağız ve ortaya koyacağız. Bunlara yönelik de bazı tedaviler mutlaka gelişecektir. Ama günümüzde en son çare olarak tabii ki yardımcı üreme teknikleri bu olguların yardımına koşmaktadır. Ancak yardımcı üreme teknikleri dediğimiz zaman da bu üreme tekniklerinin hangisinin hangi sıklıkta, hangi tedavi şemasında ve hangi düzende sunulacağı da tabii ki ayrı bir meseledir. İşte bu noktada bireyselleşmiş tedavinin, bireyselleşmiş yaklaşımın o çift için önemi ortaya çıkmaktadır. İşte bu da bu merkezdeki deneyimli tıp personelinin, embriyologların müştereken vereceği bir karardır. Ve buna bağlı olarak netice itibariyle o çift için en uygun yaklaşım ne olacaksa bu tartışılıp o çifte sunulmaktadır. Bireyselleşmiş tedavilerde her hasta kendine göre bir tedavi şeması içerisinde değerlendirilmelidir. Hastalarımızın çoğu zaman zaman bir önceki, bir sonraki hastalara farklı şeylerin yapıldığını görmemektedir ve hepsi sanki aynı olması gerekir gibi düşünmektedir. Kendisine bir önceki hastaya yapılandan eksik ya da fazla bir şey yapıldığını düşünebilmektedir. Bu o yüzden esasında yanlış bir görüştür. Buna ancak bireyselleşmiş yaklaşım sonucunda karar verildiğini çiftlerimizin de iyi anlaması gerekmektedir.